Günaydın kızlar, hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Şöyle aşağıda Sara'yı bekliyorum. Şöyle günü çayla başlıyorum kızlar. Bir tane de küçük poğaça aldım. Çünkü dişçiye gideceğiz birazdan. Biliyorsunuz malum bir şey yemeden arabaya binemem. Bayağı da sürüyor. Bir şeyler hemen şöyle küçük bir poğaça aldım. Bir de çay. Sara'yı beklerken bir kahve molası veriyoruz. Saracığım daha içeride. İşi bitsin. Ama dişleri var ya, acayip güzel oldu. Böyle az az kısa kısa çekiyorum size. Sahilden mi gidelim ya, sahilden gidelim. Evet kızlar, şöyle Eminönü'ne geldik Sara'mla. Ay, 2 dakikalı yolu. Taksiyle yarım saatte gidiyor. O kadar karabalık ki. Cumartesi ya bugün. Herkes dışarıda. Akifgil'de balık ekmeğin oradalar, o tarafa doğru gidiyoruz. Mimi onlara oynatmış tabii her sonraki gün. Kalsın, çocuk sıkıldı sabahtan beri. Sağram da aç, kurban olayım. Bunlar gezmeye gelmişlerdi, gezi yapıyorlar. Bir tane kara kedi de burada. Bu turlar bunlar, biliyor musun? Turlara binip geziyorlar işte öyle kendine yazın. Acayip Bursalılarla karşılaştık. Gezmeye gelmişler. Grup halinde gelmişler. Ay kızlar. Ben de aynı trafik gibi. Trafikte arabalar adım adım gidiyor ya. Sonra ben de aynı trafik gibiyim şu an. Adım adım gidiyorum. Acayip yavaş yürüyorum. Hızlı gidince acışıyor. Öyle hasar vermiyor kızlar. Bir de bu bacak, kol. Karın gibi değil, oralarda hiçbir şey hissetmiyordun. Bu yürürken çok şükür ağrım yok da böyle acışıyor hızlı yürürsen. Mecbur yavaş yürüyorum. Hadi gidelim. Az kalmış, 150 metremiz kalmış var. 150 metre sonra orada. Mimi, ne yapıyorsunuz? Ancak geldik. Saatlerdir yoldayız. Bir sonuçta bak, anneannen geldi. Siz yediniz mi? Evet ki. Sara yiyemez zaten. Bir tane analım, ben biraz gözünün altına vereyim. He. Bir tane al. Değil mi Mirzoş? Bak saat bekledik. Zaten benim oradan buraya yürümem yarım saat oldu. Hava nasıl güzel. Şey acayip güzel. İçeride oturacağım. Kahvemi içerim. Vay nasıl olsa. Kendin alacaksın. Allah'ım. Burası nasıl bir pastane böyle? Acayip güzel. Rumeysa ile Sara dışarı gittiler. Onlar evinin kesin 2-3 saat rahat beklerler. Ama çok güzel bir yermiş burası. Sarı yer ne? Ay şu pastanın güzelliklerine bak ben. Şunların hepsinden alıp götüreceğim ben. Ay en güzel bir şey çilekliye bak. Maşallah maşallah. Şurada da sıkı tatlılar var, kahveler var, mini pastalar var. Aşırı derecede. Çok karabalık. Nereye gerek yok dedi. Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum.
Şuradan yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Şöyle cheesecake'ler, hediyelikler. Bayağı büyük. Bakın. Şöyle hediyelik falan da alabiliyorsunuz burada. Her şey sıra bekliyorlar işte. Üst kat. Şey, üst kata nereden çıkıyor? Burası değil herhalde. Yanlış geldim kızlar. Üst kata nereden çıkılıyor? Şuradan mı acaba? Yok. Burası hep hediyelik paket. Ay vallahi açtı, kaybettim. Kızlar kayboldum ve bu dükkanın içinde. Şöyle bir çalışan yardımcı oluyor bana şu an, beni üst kata götürüyor, Allah razı olsun. Bakın bu yoğunlukta bile müşteriyle ilgileniyorlar. Kayboldum resmen. Abi cadvelleri yukarı. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bak buraya girdiydim, dedim ki burası doğruymuş. Yanlış diye korktum, geri çıktıydım. Bakın şöyle hazırlıyorlar kızlar çikolataları ve siparişleri dışarıdan sıra bekleyenlere tek tek veriyorlar. Kolay gelsin size kardeşim. Dışarıda izdiham var resmen. Senden yorum alacağım. Dubai çikolatasının tadı nasıl Mirzoş? Ama o kadar erimiş ki kızlar, bunu yemeden önce buzdolabına atıyorlar. Tabi bizim apatçiler çok sabırsız olduğu için yiyorlar bile. Nasıl akışkan. Acayip erimiş. Çok güzel duruyor. Sara ye ye. O yumuşak ye. En güzel Mirzoş yiyor. Bak 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 bak. Mimi seni Dubai çikolatası yemenden korktum yavrum. Bak gel hadi pasta yiyelim. Sara bak ya şu yumuşak pastadan yiyelim. Hadi. Gel ye. Bu görmedim. Da Akif'in. Ama burada genel olarak eşyalar erimiş ya. Aynen. Niye erimiş? Buzdolapları mı bozuldu yoksa? Vallahi erimiş. Aşağıda pastalar çok dindik duruyor. Niye böyle sofraya gelenler erimiş? Bilmiyorum. Sara. Sara'ya kamyoncu dedim. Gerçi kamyon geçiyor önümüzde. Sara gel ne var? Kamyon ezer bizi şimdi. Kamyon ezer. Kamyon. Tamam da ben gelene kadar sizin benim kontrolüm hemen. Yo vallahi de sabah 10'da benimki. Hoca hemen bantları değiştiriyor, geliyorum. Aşın girişine var bize. Nasıl? Direkt plakayı mı aldın? Aa nasıl bize? Şey mi geliyor evet? Ben mi geliyorum yoksa? Yok. Şey var. DGS var bende. Kızlar. Aha babamın en sevdiği kızarmış tavuk goştemirişk. Benim akşam yemeğim bu. Oh, turşu bu acayip güzelmiş. Bu ne şaban mı? Onu bir tane aldım da sonra pişman oldum. Bir turşu aldım. Ama suyu bir güzelmiş. Bizim turşu da bir mi? Güzel. Dikkat et valla bak. Ay çok canım çektim. Yapam yemeğini. Çok az ye. Ha. Aha ya. Sıcacık tavuk vallahi. En güzel yemek. Şimdi kızlar belki kendine dışarı çıkacaklar. Ben gitmiyorum. Bu ne? Ben kendi odamda yiyip dinleneceğim. Ha, onları yiyebilirsin. Kopar ye kızım. Ha sen de sabahtan beri açsın. Hiçbir şey yemedi. Az bir şey daha balık ye, balık yedir dedim daha o. Hijyenli bir yer miydi? Tertemiz adamlar çalışıyor kızım. Tertemiz çalışıyorlar. Koştu mırışk işte. Bu vitamin gelsin. Hadi bakalım. Evet. Hepinize hayırlı sabahlarınız olsun. Hoş geldiniz kızlar. Ay. Bugün günlerden pazar. Ben böyle hazırlandım. Aşağı indim. Çocuklar yatıyor hepsi. Bir de kendime çay aldım. Valla yanına bir tane poğaça, dünkü gibi bir de ya da simit alacaktım ama pazar olduğu için kapalı. Herhalde pazar günü geç açıyorlar. Dün vlog paylaşamadım. Aslında vlogum vardı. Migren Botox'una falan gitmiştim. Hatta işte şimdi izlediğiniz vlog vardı. Ama onu paylaşmayı unutmuşum. Biz Sara'yla dün tüm gün dişçideydik. Sabah 10'da bizi aldılar işte. Servis geldi. Bizi aldı otelden. Valla 4'e kadar mı? Aşağı yukarı 4'e kadar dişçideydik. Çünkü Sara'nın diş sistemi benimki gibi değildi. Zaten pazartesi günü kontrolü var. Gidersek doktor da bize tam detaylı anlatacak Sara'da neler yaptığını, ne ettiklerini. Onunki çok uzun sürdü. Hani tek tek olduğu için bir işte tek tek yapıştırıyor. Bir sürü zaman alıyor. Sonra geri hepsini söktü. Hani denemek için rengini falan. Ama o kadar güzel, o kadar doğal oldu ki dişleri var ya.
Çok pişmanım. Keşke ben de önce bilseydim vallaha. Keşke önce Avrupa Meti bilseydim de oradaki doktorda yapsaydım. Yani adamların teknolojileri çok. Artı acayip güler yüzlüler. Kız ben diş rengi mengi bile seçmedim. Benim Viyana'daki doktor iyiydi. Allah var şimdi Muhammed Hoca. Ama buradaki kliniklerindeki doktorlar hiç öyle doğru dürüst bakmadılar, renk sormadılar. Alıp kendi bildiğinden yapmış. Hani benim sadece çok çok beyaz olmasın dedi. Kendi dedi ben kadınlara yaptım, rengi size yapacağım ama rengini hiç tabii bana göstermemişlerdi. Tamam hani Sara'nın dişleri arkalar implant değil. Benim implantlarım vardı. Belki o yüzden bana belki o sistem olmayabilirdi ama şöyle düşünüyorum da şu 6 tane dişime olabilirdi. Hani bunlar da kaplama olunca kaba duruyor aşağısı. Ama ona o tek tek sistemi yapabilirlerdi. O acayip güzel bir sistemmiş. Şimdi tam size anlatamıyorum. Pazartesi günü doktor dedi ki, dedim hani konuşur musunuz, videoda anlatır mısınız, merak ediyorlar dedim takipçilerim falan da. Bize anlatacak Sara için neler yaptığını. Sara da aslında niye dişlerini yaptırdığını da şurada da kısa söyleyeyim. Kızlar Sara doğduğunda belki çoğunuz biliyorsunuz anlatmışımdır. Doğduğu zaman damağı açık doğdu. Yani iç tarafında o küçük dilceği yoktu. Ve tamamen yuvarlak bir delik vardı içten. Yemek işte mama falan içirdiğim zaman bir şey içirdiğim zaman Sara hemen burnundan geliyordu her şey. Neyse benim servisim geldi. Kızlar beni servis geldi aldı. Şöyle rezidansa geldik. Burada bir hastayı daha alacağız. Yani takipçim varmış burada. Tabii ki onu kameraya göstermeyeceğim. Hani kendini isterse çekerim tabii. İstemezse bir şey yok. Ama şu an 15 dakikamız olduğu için bir çay içeceğim. Biliyorsunuz masada çayım yarım kaldı. Vallahi ciğer kırçıklarım yandı. Bir yudum aldım hızlı hızlı. Şimdi bir çay içeriz. Arkadaşla inene kadar. Buralarda hiç yabancılık çekmiyorum. Zaten hep gelip gidiyordum. Şu tarafta değil miydi? Valla aynı sana benziyor. Kızlar şöyle kahvaltıya geldik. Çocuklar gelmişti. Valla onlar yemiş. Dedim sofrayı toplamayın. Ben de geleyim. Doktordan ancak çıktım. Otele gittim mecbur. Yukarıya basacaktınız. Ha üst katta. Ha hadi bas. Yukarıya bas mıyım? Hayır. Bas. Parmağınla bas. Bas. Yukarı çıkalım. Onunla bas basabiliyorsan da. Ona olmaz ki. Ha aferin sana. Bekleyelim. Evet. Aferin size. Sofrayı toplamamışlar. Ben geldim yetiştim. Ay ben hemen bana bir çay söyleyin. Bunlar niye bu kadar şık giymiş olan? Acayip güzel giyin. Siz niye böyle güzel giyindiniz? Ben tişört geldim aha. Siyah tişört giydim. Ama benim kollarımdan bir şey olmuyor kızlar. Ben ameliyatlıyım. Ben şuna koltuğa oturayım. Valla kahvaltı. Resim pastına geçtik. Allah bizi verirse akşam evde oluruz. Baksana herkes resim çekiyor. Burası da güzelmiş baya da. Kahvaltı acayip pahalıydı. Kızlar ben ömrümde hiç o kadar pahalı bir kahvaltı yeri görmedim. Ben çok lüks böyle deniz kenarlarına gittim. Ama fiyatları çok aşırı yüksek. Hiç bir de değmez yani. Ben zaten kendime sofranın sonuna diye geldim Allah'tan ki. Doktor kontrolünden geç çıktım. Sonra otele gidersek ben size anlatırım. Daha doktorla neler konuştum, neler oldu. Detaylı olarak size hepsini anlatırım. Baya güneş keşke ben de bir gözlüğümü getirseydim kızlar. Buralar hep böyle işte yeme, içme, gezme. Gelip geziyorlar. Hafta sonu bugün pazar. Herkes çoluk çocuğunu almış, kendi dışarıda geziyorlar. Değil mi Mimi? Mimi sen ne diyeceksin bu duruma? Mirzoş hayat çok pahalı mı? Sen ne diyeceksin? Bilmiyorum. Bu konu hakkında belki peki biz paraları nereden getireceğiz? Sen çalışıp da anneanneye bakacaksın mı? Bakmayacaksın mı? Allah Allah. Allah Allah Mirzoş. La kameramı böyle yapıp çekeyim de. Ha? Ben kendime şöyle beşiğe dayanarak yürüyorum yavaş yavaş. Şimdi doktor dedi hani şeyi yapma dedi fazla. Kollarını falan çok hareket ettirme dedi.
kişiler tam şu altta. Size zaten otelde detaylı olarak anlattım. Kamera o yüzden şöyle tuttum. Ay şurada da nasıl güzel çıktı. Eşabım darmadağın oldu kız. Ay sonra arkadaşlarımla buluşacağım. Serpil, Saime. Biraz zamanım var. 1-2 saat Saime ile geçiririm. 1-2 saat Serpil dinlen işte. Ondan sonra da gün bitiyor. Bitti zaten. Çocuklar akşam yemeğine gidecekler kendine. Dedim Mirzoş'u benim yanıma bırakın gidin. Yoksa rahat vermiyor yazık. Rahat doymuyor. Aha bitti mi sahil? Aha şuradan şuraya mı geldik? Peki öbür tarafa doğru daha uzundur. Hadi bakalım. Oo şurada ne var? Sen görmedin. Kız paparazzi. Şu an Fransa'ya doğru yol alıyoruz. Fransa'daki takipçilerime selam olsun. Bakın sizin memleketi gezeceğiz. Şurada şöyle bir Fransız zoka yapmışlar. Fransa şeysi gibi mi yapmışlar evleri gibi acaba? Bak. Neyse Fransa'ya hoş geldiniz yazın. Welcome to Frankreich. Şöyle bir atlatacağım. Valla kızların pastası çok güzel. Kızlar. Vallahi kızlar sizin pastanız acayip güzel. Ben de şöyle bir pastanızı çekeyim. Bu nasıl bir güzellik böyle? Bizi de çekebiliriz. Çekebiliriz. Lütfen açacaksınız ama. Tamam. Bak kızlar da kendileri gibi güzel pasta sipariş etti. Çok merak ediyorum nasıl yiyecekler şimdi. Yersiniz evet. Yarın izlersiniz kendinizi. Açık kanalımda. Evet. Hangisi? Sohbetli tarifler. Sohbetli tarifler. Evet afiyet olsun size. Çok güzelsiniz maşallah maşallah. Anneanne geldim değil mi? Güzel kızları çektim değil mi? Ay şu bayıcıklar varmış. Anneanne salata seni çekeyim orada. Nasıl güzeller Sara. Sen arkadaşların. Ulan nasıl güzelmiş böyle sokaklar kızlar. Şu güzelliğe bak. Anneanne demek buralar hep böyle nostaljik. Ben tabi söyleyemem de. Şöyle bir... Çekim şöyle size ara cadde zokalar. Ne? TL mi? Valla para bozmamız lazım. Dur bende hiç yok kızım. Şurada bir bozma yeri bulursan söyle annene. Şimdi istiyorum. Şimdi paramız yok. Euro alıyorlarsa ayrı konu. Ama euro almıyorlar çoğu biliyor musun Sara? Bozmamız lazım. Sendeki bitti mi TL'ler? Aa şunlar ne? Merhaba euro alıyor musunuz? Alıyorlar mı? Ama gittiler ki çantamı git getirin. Bu ne? Bunlar ne böyle çok fazla? İzmir bombası. Ay nasıl güzel şeyler varmış. Ama geri döneceğiz ya Sara alalım o zaman sana. Gide Akif gel çantayı alıp gittiler kızım. Bence sen benim cüzdanımı sen çantana koy. Burada para şey deriz. Ama nasıl güzel. Çekim onları. Sade sade kokoreç yapıyorlar. Evet. Şöyle midyeler var. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Vallahi gelip burada balık ekmek yiyeceksin Sara. Niye kahvaltı yaptık biz burada? Oh nasıl güzel balık ekmek yapıyorlar. Ah. Vallahi bu gençleri çağırayım tadını. Yazık günah. Bu arada Akif. Şurada lokumcular falan. Buralar nasıl güzelmiş değil mi? Acayip güzel, sakin bir şey. Aa burada al, kuş cüzdanımızı al oralardan. Kuş kuş. Aa lokumcu, baharatçı. Benim büyük çantamda Sara. Orada sen benim cüzdanımı sen çantana koy. Gidelim mi? Nereye? Yürüyelim mi? Ben o kızları çektim, o güzel pastaları da çektim. Kızlar dedi ki bizi de çekebilirsin. Dedim yarın izlersiniz kendiniz. Burası çok güzelmiş Rumeysa. Bak balık ekmek varmış ne güzel onu yerdik kendimiz. Aa çok siyah binanın önünde de çok güzel resim çekilir Sara. Ya. Ben sizi böyle gezdiriyorum kızlar bugün tamam mı? Sıkılmayın gezin etrafa görün. Burası Galata Port herhalde. Ara caddeleri işte.
sahilden şu tarafa doğru geliyorsunuz. Ondan sonra dolaşın. Ara çok yerler var dolaşılacak. Şeye gideceğiz, tatlıcıya gideceğiz. Yok böyle filme dikil, korkma, korkma sen yoksun. Şeye gideceğiz, tatlıcı. Dedi ki orada kabak tatlısı varmış inşallah. Bulursam onu yiyeceğim. Sonra sen hızlı yürümek istiyorsan sen de onlarla katılabilirsin. Ben çünkü çok yavaş yürüyorum kızlar. O yüzden böyle şey gibi. Aslında kahve herhalde. Ne aldın Mirzoş'um? Nerede? Ha oyuncağı düştü aman. Mirzo'nun kılıcı düştü. Acaba hep mi böyle bura karabalık yoksa şey olduğu için mi, hafta sonu olduğu için mi? Şöyle kebapçılar var. Şöyle hep o caddelerde hep kafeler var. Yani aslında 2 gün yeter ancak buraya zırt dolaşmak için caddeleri. Ama güzel. Hava da Allah'tan ki ne çok soğuk ne de çok sıcak. Tam iyi. Neyse hadi bakalım. Biraz sonra yine çekerim sizi. Aziz Allah. Kızlar turşulara bak. Ana bam ya. Ay nasıl güzel yapmışlar. Vallahi keşke götürebilsek de hepsini ben götürsek. Baksana. Sarı sarı turşulara. Bir konserve hem turşu. Ay bura turşucu. Ay nasıl güzel. Burayı hiç görmedim. Ay ne kadar güzel. Ay maşallah çekiyorum da. Çekebilirim değil mi? Ay çok çek, güzel. Nasıl götüreceğiz kızım bu adresi? Niye? Bir bak arkam ben mi? Ay bunlar daha güzelmiş. Avusturya'ya. He? Avusturya. İşte götürüyorlar bak şu dolmalar. Oh my god. Çok güzel görünüyorlar. Bu ne asla? Şu ne cacık acaba? Kayboldu. Hmm. O da turşu değil mi? Şimdi bunlar hepsi turşu mu yoksa konserve o falan? O konserve bir ot yani. Hmm. Yemek falan yapıyorlar değil evet. mi? Evet. Zeytin çeşitleri var. Şey var mı? Aa var. Gördüm. O dolma. Ya kızar olur. Ondan kıymetli mi? Yok yok. Süpürge var şey var. Onu istiyorsan sana alayım yemek için. Ama o acılısı mı? O tatlısı kırmızı. O yeşil olan acılı. He acı. Az acılı. Az acı yiyor, niye yiyen az acı? Çok keyifli onun yemesi. He, al otelde yersin en azından. Rümeysa bizi böyle bir tatlıcıya getirdi. Burası çok meşhurmuş. Herkes buraya geldi ve daha kabak tatlısı benim. Ayva kimin? Kim ayva istiyor? Ha. Çay değil mi? Çay ben abi, çay alalım. Çok güzel görünüyorlar Rümeysa. Yüzüş, sen ne yiyorsun? Bak, kırıcı var lazım. Tatlılar yenildi ve maratona başlandı. Maraton koşusuna hoş geldiniz. Hele Rümeysa şu sol eti bacaklarıyla ne kadar hızlı gidiyor. Şimdi biraz şu caddeyi gezeceğiz. Ondan sonra otele gideceğiz. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun Kubane? Kolakları üşüdünüz, hava soğudu. Sana yavaş yavrum, yavaş sandalyeyi götürmeyelim. Şöyle bir şu İstiklal Caddesi'ni de dolaşacağız biraz. Bundan sonra gidelim. Şunu aldım bakalım. Sana bilezikler kaça ki burada? Sağ bir şey. Teşekkür ederim. Aşkım yine çok güzelmiş. Ama şu kolye çok tatlı. Bunlar gerçek altın ama Sara. Ben bilenzin fiyatını soracağım. Hani bizim ama şurada görevliler var ya polis. Asara dur maceramı anlatayım. Kızlar ben bir şu askerler dur. İşte oraya gittim kendimi sırtımı dayadım. Kız ödüm koydum. Bir baktım asker silahlı. Geldim ona doğru. Acayip korktum. Ama bakın bugün hafta sonu ya kızlar. Acayip karabalık maşallah. Ha şu butiklere bakabilirsiniz. Güzel elbiseler ve uygun fiyatlı da oluyorlar. Bakalım mı? Aa şu takım nasıl güzel. Kahverengi. Şöyle bir şeye girdik kızlar. Butiğe girdik. Burada da çok güzel elbiseler varmış. Ha, bak şu montlar falan da çok güzelmiş. Bakın şöyle. Baya tatlı şeyler var. Sonra ne alacak diyordum.
Şu da çok tatlı duruyor ama neyse. Uzun. Bir bakın bende hani bana göre bir şey var. Biz şöyle akiple. Bir şey arıyor da ne arıyor bilmiyorum. Şöyle bakın karavanlar. Acayip insan geliyor. Akın akın insan geliyor. Allah bunlar hepsi nereden geliyor yazın. Ben de bir şöyle bir göz atayım. Durun ben de bir bakayım. Mesela bu fistanlar. Ana bu da çok tatlı. Aa bu nasıl güzel. Bu Afra Saraçoğlu'nun koleksiyonu. Afra mı? Aa deri mont da güzel ama. Sara bunu mesela eldeki çok güzel. Kri'nin gücükleri çok karışık. Ben de burada alayım. Vallahi mesela eldeki çok güzel. Aa bak bu da güzelmiş sen giyiyorsun Sara böyle. Anne burada mı alayım ben? Vallahi kri'nin rengini hiç sevmedim. Aynı şey talaşlanmış palilere benziyor. Güzel bir kri değil. Kri mi kahverengi hiç belli değil rengi. O iyi değil rengi. Bak bu çok canlı duruyor. Nerede bir tane mi? Yok ki bir tane. O vardır arkada koleksiyonda. Benim de şu hoşuma gitti biliyor musun? Bak, uzun boydan elbisesi. Şey. Benimki var ama bak bu kalın kışlıkmış. Ha siyahı var Sara. Bak şu rengi daha güzel. Krem. Değil mi Rümeysa? Bak bu daha güzel. Ama bu çok aynı. Öyle görünüyor. Bak şöyle bak rengi. Hmm. Bunun fiyatı ne kadar? 1300. O da mı 1300? Evet. Bak siyah da var. Siyahın yok aslında. Var mı? Siyah yok. Var mı? Uyar mı? Siyah her renge uyar vallahi. Şöyle kafeye geldik kızlar. Biz buraya oturmuştuk. Yine aynı yere geldik. Şöyle bir mola verelim. Ondan sonra otele doğru gidelim.